Aşk laftan anlamaz. Kızmayacak mısın bana? Öfkeme bile değmezsiniz. Siz ayıbınızla baş başa bırakın. Sen yüzümü seni gördüm. Odamda duvarda asılmış aşkımız. Sessizce başlasın son şarkımız. Artık anladım bu bizim son dansımız. Ver beni yalnızlığa, koy beni düşen yağmurlara. Akıp gitsin hatıra. Hani canlı bedeli vardı değil mi? Son bir selam söyle. Ver beni yalnızlığa. Koy beni düşen yağmurlara. Son bir selam söyle. Yalnızlığa. Acımasız bir oyundu. Yavaşça silinip giderken kokun. Yastıklardan her şeyde sen varsın. Senleydi baharlarım. Aşk oyununu zor kazanma, düğünlüm şansımız. Sessizce başlasın son şarkımız. Artık anladım bu bizim son dansımız. Ver beni yalnızlığa, koy beni düşen yağmurlara. Akıp gitsin hatıralar, boş sokaklarda. Hepsinize getirmek için. Tertip. Senin ne işin var burada Kerem? Ben
Buradaydım zaten de. Hayat nerede? Hayat? Ya ben getirdim Hayat'ı saat geç olduğu için. Daha doğrusu İpek arkadaşını bana emanet etti. Hayat gitti. Ne demek gitti? Nereye gitti? Ne zaman gitti? Ben niye görmedim çıkarken? Nasıl görmedim? Paspayağı görmedim. Uçmadı ya. Yani çıkarken sinirliydi. Herhalde seni görmek istememiştir. Ne demek sinirliydi? Oğlum kıza ne yaptın? Ben ne yapacağım abi kıza? Deli misin, divane misin arkadaş? Gecenin bu saatinde bir başına nereye gidecek kız? Kerem nereden bilebilirim ben bunu? Ha? Bekçisi miyim ben Hayat'ın? Koskoca kız ne yaptığını farkındadır herhalde. Seni es geçip gittiğine göre yalnız kalmak istiyor demek ki. Gel yürü 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 bakalım şuna bir delilik yapmasın. Yürü oğlum diyorum. Sen git benim gelmem doğru olmaz. Git sen. Bir de bana emanet ettiler kızı bana. Aldın galiba. Sherlock haber vermese arabanın altında kalacaksın. Sherlock? Benim ortak. Sen de bu durumda bassınsın herhalde. Ta kendisi. İyi misin? Muhteşem. Mutluluktan ölecektim az önce. Bu durumda seni ezen mi yoksa üzen mi katil olur peki? Üzüldüğümü nereden çıkardın? Kulağım duyuyor, gözüm görüyor. Sherlock'un da burnu iyi koku alıyor. Ben tanımadığım bir adamla neden gecenin bir yarısı konuşuyorum ki? Sence? Hayatımı kurtardığınız için teşekkür ederim. Rica ederiz. Değil mi ortak? İyi geceler Sherlock. Kendim devam edebilirim. Sağ ol Sherlock. Bir şey söyler misin peşimi bıraksın? Söyleyemem. Ama benimle geliyor. Kendi inisiyatifi. Yemin suyunu veriyorum diye hareketlerini ben belirleyemem ki. Senin için endişe etmiş. Taksiye kadar eşlik etmek istiyor. Allah'ım bir kere karşıma normal bir insan çıksın ya. Bir kere ya. Sherlock hadi ortağının yanına bak bu sefer sen ezileceksin. Bence görev tamamlandı. Evimize dönelim mi orada? Hadi. Al minnuşum, al babişkom, şifa olsun. Dur gözünü seveyim öyle söyleyip durma, başım çatlıyor zaten. Oh. Neydi bütün gece ya? Cicim cicim, minnuşum minnuşum. Nasıl insanlar bunlar ya, nasıl bir aile bu? Derya sen de biraz daha bastır şuralarıma ne olur. Buralarına mı aşk iton? Bak ya, ana oğul geçin bakalım dalganızı. Bakıyorum pek sevdim minnoşlarını. Aman dünürlerini. Nejat'cığım bir de şu tarafından bak. Ailesine, tavrına falan bakınca aslında Didem şeker kız. Belki o buzdolabı oğlunun kalbini biraz olsun ısıtmayı başarabilir. Ya ne demezsin. Artık beğensen de beğenmesen de o aileyle akraba oluyoruz.
Artık torunun için katlanacaksın yani Necat'cığım. Biz onu hiç düşünmedik. Neyi? Ya benim yeğenim bizim genlerimize değil de bu Didem'in minnoş genlerine çekerse? Dedişko. Dedişko, hatta gidelim dedişko. Murat, ne oldu sana babaanne? Kıyamam. Çok yoruldum babaanne. Güçlü olmaktan çok yoruldum. Ağla yavrum. Ağla acımaksın. Dök içim kızım. Annen ya. Annen. Ayakta uyuttuğun annen. Ne oluyor ya gece gece? Emine teyze. Neredesin kızım sen? He? Bu saatte ne işin var sokakta senin? He? Yüreğime mi indireceksin sen benim? Öldüreceksin mi kız sen beni? Asıl sen bu davranışlarla benim yüreğime indireceksin. Rahat bırak bir beni ya. Rahat bırak yeter. Bana bak, bu işten böyle kaçarak yırtamazsın sen. Hemen söylüyorsun bana bu saate kadar. Neredesin, kimlesin? Hemen, hemen. Söylemezsem ne olur? Babamı mı ararsın? Ara! O kadar şey olsa yapılıyorsa ona değil diyeceğimi sen artık çekil aradan. Ya bir sakin. Ya sakin falan olamam İpek, sakin bile olamam. Kızım sen dellendin mi? Aklını mı yitirdin? Böyle şeyler babalarla konuşulur mu ha? Bak saat çok geç oldu, şimdi uyuyordur adamcağız. Kızlar siz bu işe karışmayın. Babayla konuşulmaz. Annem dedinden dışarı çıkılmaz. O yasak. Bu günah. Bitti artık ben. Yetti ya. Bıktım. İstediğini de bana. İstediğin cezayı ver. Ama ben tükendim. Kızım. Yavrum bir sakin ol. Bir kendine gel. Sen hem benimle ne şekil konuşuyorsun böyle ha? Biz bunları hak edecek ne yaptık kızım? Dinlemiyorsun anne. Dinlemiyorsun. Senin saçının teline zarar gelse ben sana kıyamam diyorsun ama benim söylediğim hiçbir şeyi duymuyorsun. Duymuyorsun. Tamam, tamam bak sakin. Sakin ol, dinleyeceğim ben seni. Bak söz veriyorum, dinleyeceğim. Nereden geliyorsun kızım gecenin bu saatinde? Tek düşündüğün bu değil mi? Tek düşündüğün şey kızının namusu. Bir kere nasılsın de ya? Bir kere nasılsın de? Söylemiyorum. Sana nerede olduğumu söylemeyeceğim. Çünkü sen bunu hak etmiyorsun. Çünkü beni yalanan gecenin bu saatinde evime hırsız gibi girmeye mecbur eden sensin. Çünkü sen beni hak etmiyorsun anne. Gel.
Bu kadar sevdalandığında benden niye sakladın be oğulcuğum? Ben de bir şey anlamadım ki. Keşke kıza yalan söylemeseydin. Oturup düşünür bir hal çaresi bulurduk belki. Yoktu babaanne. Başka bir çaresi yoktu. Benim yolum belli artık. Nereden bakarsan bakayım evli ve çocuklu bir adamım ben. Yoksa bunu yapamazdım. Benim hayatımda gördüğüm en temiz ve en güzel şey. Ben tanıyor muyum bu kızı Murat? Ne fark eder ki? Ah benim fedakar oğlum. Sen bu kızı ondan vazgeçecek kadar mı sevdin güzel oğlum? Sen bu kızı kendinden vazgeçecek kadar mı sevdin ha? Sevdim babaanne. Çok sevdim. Ne demek her şey yalandı ya? Oyundu ne demek? İpek yine haklı işte. Hayatımda ilk defa haklı çıktığım için üzgünüm şu an. O herif var ya, öldürmek istiyorum, öldürmek. Ya arkadaşlar saçmalamayın. Murat'ın bu söylediklerine çocuklar bile inanmaz. Yaşanan onca şeyi nasıl açıklıyormuş peki? Hepsi beni dize getirmek içinmiş. Ya ben o sadistin var ya ağzını burnumu kıracağım. Ne geçecek eline? Ne geçecek yani? Ne değişecek? Eğer söyledikleri doğruysa oh diyecek, sevinecek tamam mı? Ne güzel yaptım kıza, ne güzel üzdüm diyecek. Ama ben Murat'ın bak o söylediklerini inanarak söylediğini düşünmüyorum. Ne fark eder Aslı? Ne fark eder? Çok şey fark eder kuzum. Belki adam seni korumak için böyle davrandı. Daha fazla acı çekmemen için yalan söyledi. Murat yalan söylemez. Bu durumda söylemiş oluyor ama. Hem de defalarca. Ya bir de Allah aşkına hangi erkek karşısındaki kızı korumak için böyle bir oyuna başvurur? Ya arkadaşlar adam bu kadar mı profesyonel bir aktördü yani? Hadi bizi inandırdı. Hayatı nasıl inandırdı? O kadar şey yaşadılar bunlar. Ya ben onun yüzünden annemi kırdım. O kadar şey ben o kadıncağızlara söyledim. Kuzum anneni düşünme şimdi. Tamam mı? Bir de onu yükleme. Fadik teyze yanında zaten. İkiniz de bir sakinleşin. Sonra yarın halleşirsiniz. Ağzın gözün kaydı. Helak ettin kendini. Ben etmeyeyim de kim etsin Fatih? Söylediklerini duymadın mı? Duydum. Duymam mı? Nasıl bağırdı? Nasıl bağırdı görmedin? Gördüm. Gördüm. Biz bu hale nasıl geldik Fatih ya? Ben ne yaptıysam onun iyiliği için, o iyi olsun, mutlu olsun diye yapmadım mı Vadik ya? Tabii ki onun iyiliği için yaptın. Sen onun anasısın. Hadi ama ya sil şu gözünün yaşını, ağlama artık. Hadi yatalım. Sabah ola hayrola ha? Ya cahil işte. Genç. Sen bakma onun söylediklerine, ne söylediğini bilmiyor. Ben onun söylediklerine, bağırdığına ağlamıyorum ki. Ben nerede hata yaptım? Ben çocuğumu bu hale nasıl getirdim diye ağlıyorum. Tamam.
Neredesin be hayat? Neredesin? Yer yarıldı, içine girdi mübarek. Ben bir daha arayayım. Kim o? O iblis mi arıyor yine, Murat mı? O bu saatten sonra beni hangi yüzle arayacak? Kerem, merak etti tabii çocuk. Ne diyeceğim ben ya? Ver bakayım. Ya üzme işte çocuğu gece gece be İpek. Alo Hayat. Çok şükür açtın telefonu, iyi misin? Hayat da iyi değil, ben de iyi değilim. İpek, İpek ne oldu? Bir kaza falan mı oldu yoksa? Korkma. Bu sefer araçta çarpma kazası yok. Yanlış adama çarpma kazası var. Hayat da ben de yanlış adama çarptık. İpek ama... Olamışsın be Balat efsanesi. O var ya delikanlığın kitabı. Kendini olduğu yerde imha etti. Eğer sizin orada emanete böyle sahip çıkılıyorsan... Rica edeceğim. Sen bana kol kanat germe ya. İpek, nakavt oldum zaten. Bir de kalbime kurşun sıkma sen. Sen onu benim güvenime çelme takmadan önce düşünecektin. Hadi, herkes kendi yarısını sarsın o zaman. Beklentisiz geceler dilerim. Diri diri mezara koydun beni ya. Kendi yasama mı tutayım? Hayat iyi diye havaya mı durayım? Ben ne yapayım ya? Ya bu nasıl bir gece ya? Of, bu nasıl bir gece ya? Hayat. Konuştunuz mu? Ne diyeceğimi bilemedim. Dün gece 20 senelik konuştuğun için biraz ağzını açma istersen sen. Ya. Caniye dönüştün ha. Çayları koyayım mı ben? Koy kızım koy. Ekmekler de hazır oluyor zaten. Başlayın. Herkes yesin çabuk. Öyle acı acına işe gidilmez. Benim canım istemiyor. Hı. Benim de canım kahvaltı hazırlamak istemiyordu bu sabah ama kalktık hazırladık. İçim almıyor. Peki yüzüme niye bakılmıyor Hayat Hanım? Çok utanılıyor. O lafları etmeyecektin o vakit. Madem ettin, arkasında durmayı da bileceksin. Savunamayacağın şeyleri yapmayacaksın. Madem yaptın, sonuna kadar savunacaksın. Kimin kızı olduğunu da unutma. Ya, anne çok özür dilerim. Yani düşündüklerimi söyledim ama oysa da bu yanlıştı biliyorum. Bak özür dileyecek şeyler yapmayacaksın. Yaparsan bacaklarını kırarım. O gözlerinin yaşına bakmam senin.
gel diyor. Ama yine de sen dün gece nerede olduğunu söylesen bana diyorum. Ha? Oy yavrum, oy. Uyandın mı sen? Ben de sen uyanmayasın diye mutfakta parmak ucumda iş görüyordum. Yok, ben de beşten beri ayaktayım zaten de. Atamadım kendimi yataktan. Babaannem beni gelsin öpsün öyle kalkayım diyorsun değil mi? Işık sıpısın ha? Babaanne. Vallahi ilaç gibi geldin, ne yalan söyleyeyim. Ah, keşke senin dertlerine derman olabilsem güzel yavrum. Bu kadar melodram yeter değil mi? Hayat devam ediyor sonuçta. Hadi. Ben bir duş alayım, ondan sonra geleyim yanına, tamam mı? Hadi peki. Sürprizin için aynı şeyi söyleyemeyeceğim evladım. Murat'ın haberi var mıydı geleceğinden? Bugün gergin miyiz acaba biraz? Tamamen mizaç meselesi. Alışsan iyi edersin. Murat nerede peki? Duşta. Gelir şimdi. Ha. Ya Murat yüzüğünü takmayı unutmuş. Ben onu gidip vereyim. O yüzüğü unuttuğunu sanmıyorum evladım. Olsa olsa taşımamayı tercih etmiştir. Malum sizin evliliğiniz formalite icabı olduğu için. De, isterseniz buna Murat karar versin. Evlenme teklif eden o çünkü. Evlenmeye mecbur bırakılan diyelim biz ona. Çünkü böylesi hem daha gerçekçi hem daha insaflı olur. Siz benim sözümle görüşmeme engel mi oluyorsunuz Cancığım? Estağfurullah, ne haddime. Ben daha fazla rezillik çıkmasın diye önlem almaya çalışıyorum sadece. Nikahtan önce bir genç kızın sözlüsünün mahremine girmesi pek hoş karşılanır bir durum değil çünkü. Sözünü görmek istiyorsan bekleyeceksin biraz. Hayat, sen o işe gitmek istediğine emin misin ya? Alalım Aslı'nın hastaneden bir tane rapor. En azından birkaç gün kafanı toplarsın. Ya kızım bizimkisi özel hastane. Öyle raporu falan geçmiyor. Er ya da geç gitmek zorundayım. Nereye kadar kaçacağım ki? Hep benim yüzümden. Seninle ne ilgisi var? Çünkü benim için avans çektin hayat. Şimdi basacaktın istifayı. Rahat edecektin, sorun çözülecekti. Ne var canım, biz denkleriz o parayı, yine çözeriz. Onu da istediği bu zaten. Nasıl ya? Murat senin avans çektiğini biliyor mu? Hayır. İşe gitmemem. Oyun da olsa, olmasa da işe gitmeyeceğimi düşünüyor şu an. Kızım sen mazoşist misin? Sırf adamın beklediğini karşılamamak için ne yapacaksın? Acıdan acıya mı bulanacaksın? İpek, bak bana öyle bir güç geldi ki. Şu an içinde 100 yılın ayaklanması var. Eğer senin dediğin gibiyse, eğer beni üzmek için yaptıysa
daha fazla üzüldüğümü gösterip onu daha fazla sevindirmeyeceğim. Saygı duyarım. En güzel kapak. Ama eğer senin dediğin gibiyse, madem bunu beni korumak için yaptı, daha fazla üzüldüğümü gösterip onu daha fazla üzmeyeceğim. İki türlü de güçlü durmak zorundayım. Didem ne yapıyorsun? Bebek. Bebeğimiz. Bebeğe ne oldu? Bir ağrın sancı mı var? Ne oldu? Kemer mi sıkıştırdı? Hayır yok. Yok. Bebeğimizle ben yanında olduğumuz için çok mutlu ve rahatız. Bir de diyecektim ben. Ne söyleyecektin Didem? Bak kararlarına gerçekten çok saygı duyuyorum. Ama bebeğimizi kucağımıza aldıktan sonra hayatında bazı değişiklikler yapman gerekiyor. Bunu biliyorsun. Mesela arkaya bir bebek koltuğu, işte cama dikkat bebek var stikerleri falan. Hayatıma da arabama da ne yapmam gerektiğine bırak da ben karar vereyim Didem. İyi de burada mesele sen veya ben değiliz ki, çocuk. O yüzden en azından böyle şeyleri beraber karar vermeliyiz ve aynı evde kalmak zorundayız. Diyor, zorunda falan değiliz. Ya sen benim demek istediğimi tam olarak anlamadın galiba. Ben çocuk konusunda zorunlu hizmetimi seninle evlenerek yapıyorum zaten. Değil mi? Ayrıca doğduğundan itibaren çocuğumun yanında olacağım. Evimde de hayatımda da onun yeri hazır. Ama senin değil. Bir dakika ben anlamadım şu anda. Doğumdan sonra çocuğumuzu bensiz göreceksin öyle mi? Yani çocuk sende olacak ama ben çocuğun yanında olmayacağım. Murat ben bir sene bu çocuğu emzirmek zorundayım ve yanında olmak zorundayım. Farkında mısın? Ufacık bir bebekten bahsediyoruz ya. O çocuğun benim sütüme ihtiyacı olacak, şefkatime ihtiyacı olacak, kokuma ihtiyacı olacak. Annem arıyor. Hangisi acaba? Seninki. Alo anneciğim. Alo Didemciğim. Nasılsın? Derya ben. Derya anneciğim. Sesinizi duyup da nasıl mesut olmayayım ki? İyiyim. Siz nasılsınız? Afiyettesiniz inşallah. Sağ ol tatlım. Bak ne diyeceğim. Bizim bir kadın kadına toplanmamızın zamanı geldi. Şu erkekleri bir silkeleyip düğün organizasyonunu konuşmalıyız. Bunu ancak biz çözeriz değil mi? Ya çok şekersin. Evet çok doğru söylüyorsun. Biz çözeriz tabii. Beylere kalsa oho. Evet evet. Aynen öyle. Zaten vakit dar. Hani bir an önce işe koyulalım. O zaman bugün öğleden sonra biz de buluşalım. Anneni ve cici anneni de çağırmayı unutma. Oldu mu tatlım? Tamam güzel gözlü anneciğim. Baş üstüne. Hürmetler dilerim. Hoşça kal. Bay bay. Süper bir annen var ya senin. Bayağı üçüncü göz gibi üçüncü anne ya. Ay çok şanslıyım. Günaydın Murat Bey. Günaydın. Günaydın tatlım. Keyfiniz nasıl? Hamilelik nasıl gidiyor? Çok iyiyim canım ya. Bebek de ben de bomba gibiyiz hayat teyzesi. Kapı önü muhabbetiniz bittiyse içeri geçelim mi? İş güç var sonuçta. Tabii hayatım. Geçelim. Siz önden buyurun. Nasılsa kalabalıksınız. Lütfen. Ben aranıza karakete gibi girmiş olmak istemem. Sevdiğinizin yanına buyurun. Sen tuvale bulacaktın değil mi? Hı hı. İkinci katta ince. Hı.
Ne oldu? İyi misin? Ay böyle içim çekirdeyip başım döndü birdenbire. Bak kötüysen Kerem'le eve yollayayım seni. Yok yok. Oluyor böyle bazen ya bebişten dolayı. Ben sana tutunayım. En azından bayılırsam falan düşmem. Geldik. Tek başına gidebilecek misin? Yok aslında eşlik edersen iyi olur. Yani bebeğimize bir şey olsun istemeyiz değil mi? Selam Tuval. Stop! Şimdi oldu. Gel kardeşim gel. Hoş geldin Murat'cığım. Yandaki hanımefendiye söyle, sınırı geçmesin. Yasak bölge. Ama... Üzgünüm Didemciğim. Burası Tuval'in alanı, o yüzden bir şey söyleyemem, üzgünüm. Sakın! Patchwork yaparım senden. Ne haber Murat'cığım? İyiyim. Tuval. Tuvalcim. Canım. Ben ettim sen etme. Lütfen affet beni. Tuval. Murat'cığım. Hanımefendiye söyle. Sesini ebediye kıstım. Duymuyorum. Didemciğim. Tuvali duydun değil mi? Murat, Tuval Hanım'a söyler misin? Lütfen beni affetsin. Gelinlik diye baktıklarım hiçbir geline benzemiyor. Kimse onun gibi muhteşem dikmiyor. Of course. Ne sandı acaba? Murat, Tuval Hanım'a söyler misin? Dido çok pişmanmış. Hata yapmış da beni duymuyor galiba. Bak tamam. Aranızda ne geçti bilmiyorum. Ama beni burada dahil etmeyin tamam mı? Tuvalcığım seni çok öpüyorum. Didem sana kolay gelsin. Murat'cığım, o son söylediğin ismi ben bilmiyorum. Çünkü böyle biri yok benim hayatımda. İsmi değiştirelim o zaman. Mesela Banu koyalım. Ya da Eda. Merhaba ben Eda. Tuval Hanım, sizin hayranınızım. Ofis sesine ek mi girdi yine? 11'de Kent Modul Kas direktörleriyle, 14'te Emre Ertekin'le, 16'da distribütörlerle toplantımız var efendim. Peki Kent Modul bize yeni marka yüz önerilerini bulacak mı? Evet efendim. Adaylarımız kriterlerimiz doğrultusunda önerilemeden geçti mi? Evet efendim. CV'lerini bizzat ben inceledim. Güzel. CV'leri toplantı önce ben de görmek istiyorum. Ama ondan önce kahvemi yolla bana. Tabii efendim. Duydun herhalde. Duydum. Doruk! Ne işin var senin burada? Bir şey mi var Allah korusun? Sorma Aslı ya, hiç iyi değilim. Neyin var hemen götürelim gösterelim seni. Birilerine baktıralım gel hadi. Öyle nefesim daralıyor yani kalbim duracakmış gibi oluyor. Böbreklerim titriyor. Böyle buzdolabı titremesi gibi düşün. Erken böyle soğuk soğuk terliyorum. Tabii vücudumda çıkan küçük küçük yumruları da es geçmeyelim. Deme. Dün gece uyandığımda gördüm Aslı. Ay! Korkudan bayılmış. Tabii gözümü açtığımda görüntü gelmişti ama... Ama? Ama... Evet! Bacaklarım tutmuyordu. Dorukçum. Allah... Şifasız dert vermezmiş.
şimdi sen şöyle bir gel otur. Bak var ya, geçen bizim burada morga adam götürdüler, ölü. Dirilip çıktım. Vallahi Allah'tan ümit kesilmezmiş çocuk. Gel, sen şöyle bir otur. Ama benim başım döndü. Ya tamam, sakin ol. Hastanelik olacaksın şimdi. Ha, o ben de 5 senedir geceli gündüzlü hastanedeyim ben zaten. Ya tamam tamam, rahatla. Ya, şaka yaptım. Ya, annem yıllık check-up'ını yaptır diye kaç gündür tepemde. Ya, ben de o yüzden geldim. Ya, korkuttuysam özür dilerim. Aşk olsun Doruk. Nasıl kıydın sen bana? Ya ne yapayım ya, sürpriz yumurta gibi kızsın. Ya nereden bileyim ben böyle olacağını? Hem sen otur bakayım. Biz sana baktıralım bir vallahi. Süt gibi oldu yüzün. İyi olur. Vallahi ben bir... Böyle bir kalbim pıtı pıtı oldu. Tansiyonum şey oldu benim. Götür beni sen. Allah razı olsun. Açılın. Ameliyathane nerede? Gir. Başka bir arzunuz? Mesafeyi koruyalım diyorsun yani, öyle mi? Bana yaklaşarak aramızdaki mesafeyi kapatamazsınız artık. Profesyoneline hayran kaldım. Dün gece olanlardan sonra bir daha buraya adım atmazsın diye düşünüyordum ama. Sizin aksinize ben hayatı ve işimi bir oyun olarak görmüyorum Murat Bey. Niye buradasın o zaman? Yani benim için bir oyun olduğunu söylemiştim sana. Oyun oynama lüksüm yok. Başkalarına karşı sorumluluklarım var. Bu işe gelmek zorundayım. Koskoca müsteşar kızı. Asistan maaşına muhtaç olduğunu söylüyorsun yani. Daha inandırıcı bir bahane bulman lazım bence. Gitsem işinizi kolaylaştırırdı değil mi? Ne gibi? Bana bakıp sürekli acımasızlığınızla yüzleşmek zorundasınız. Ama sayenizde çok iyi bir hayat tecrübesi edindim. Bir adamın adam olup olmadığını anlamak için... ...dış görünüşüne aldanmamam gerektiğini öğrendim. Seni kovmayacağıma güvenip bu kadar sınır aşıyorsan... Yok. Hiç şüphem yok. Siz onu da yaparsınız. İzninizle. Kanalamıyorlar mı? Yok. Daha değil. Tabii benim ama çocukluk travmam var. Yani bir keresinde hemşire beni buradan buraya morartmıştı. Ha. Ya Aslı, benim yerime sen kan verebilir misin? Ne olur. Hiç olabilir mi böyle bir şey ya? Otur Doruk. Otur. Otur.
doğruluk sensin Aslı. Teşekkürler. Aslı gerçekten teşekkür ederim. Yani hastanede olduğumu unutturdun bana. Ne demek ya, zevkti. Yok, görevimizdi. Vallahi şahanesin yani. Tüyünün tek örneğisin. Nerede büyüttüler bakayım seni? Ya öyle özel bir durum yok. Bizimkiler normal düz aile işte, yalı odalar. Öyle bahçede düşe kalka büyüdüm. Belli yani, çiçek gibi kızsın. Ne çiçeği ya? Bizim bahçede hep böyle acur, domates, biber falan. Sen bana şey yaptın. Sağ ol ya. Sen de öylesin. Teşekkür ederim. Alo. Baba. Görüşmemiz lazım mutlaka. Ya İpek, senin derdin hiç bitmiyor ya. Yine ne istiyorsun? İstanbul'dayım zaten. Oğlan sipariş ettiğim malzemeler almaya geldim. Yani ben aramasam, hiç aramadan döneceksin baba. İş çıkışında buluşalım o zaman. Of, oğlan bekliyor oğlan. Akşama falan kalamam ben. Yarım saate çıkacağım. Malzeme alacağım, dükkanın adresini mesaj atayım, oraya gel. Tamam hadi. Bana vakit ayırdığın için teşekkür ederim. Geliyorum. Kime gidiyoruz? Hadi gidelim. Kerem, sen benimle bir yere gelmiyorsun, kendine geliyorsun. Güvenimi sarstın bir kere. Çanta olsan koluma takmam be. Hadi yol ver. Ya sen beni niye dinlemiyorsun? Bir izin ver, bir izah edeyim. Ha? Bir açıklamama izin ver. Hep dayak yiyorum ama. Buranın elleri acımıyor mu sanıyorsun? Senden ilk kez bir şey istedim ya. Bir şey. Yapabilseydin ölür müydün Kerem? Bahanesiz özür dilerim. Ya nereye gidiyorsun? Bir onu söyleseydin bari. Kuzey Bey'e selamlarımı iletin lütfen. En yakın zamanda tekrar görüşmek üzere. İleteceğim, hoşça kalın. Ah, Murat Bey, hazır sizi yakalamışken smokininizi kuru temizlemeden direkt evinize gönderdim efendim. Smokin? Akşam sektörün ileri gelenleriyle geleneksel caz bar programınız var ya. Ben onu tamamen atladım ya. Hiç önemli değil efendim. Ben her şeyi hallettim. Ama şey var. Ne çala ne? Yani bu aynı zamanda yeni kreasyonumuzu tanıtma amacı güttüğünden. Kiminle gideceğinizi bilirsem. Ona göre isim yazdıracağım yani. Tabii siz bu durumda herhalde Didem Hanım'la gitmeyi düşünüyorsunuzdur. Yok, Didem'le aramda olan özel durum Sert'i ilgilendirmez. Sonuçta onunla sözleşmemizi feshetmiştik. Ama tek gitmek de olmaz. Yeni müdahalelerimizden birini ayarlamamı ister misiniz? Hayır, hayır. Şimdi orada basın olur. Yanlış anlaşılma olsun istemem. Mecbur sizden biriyle gideceğim. Ama asistanım da olsanız kreasyondan bir parça da katılmanız gerekiyor. Kreasyondan bir parça. Tuvalle konuş, hızlı bir şeyler ayarlasın size. Tuval hızlı bir şeyler ayarlasın. Yani hazırlanmak için 5 saatim var. Çağla'cığım. Yani hazırlanman için 5 saatin var Çağla'cığım. Arkadaşımın o paraya gerçekten ihtiyacı var baba. O benim yardımıma hemen koştu. Şimdi benim ona yetişmem lazım. Baba bir durur musun ya? Kim bu adam ya? İpeğime bir tavırlar falan yapıyor. Baba lütfen bir dur. Baba. Siz benim ailemsiniz. Yıllar sonra ilk defa bir şey istiyorum senden. O para gerçekten lazım. Ne olur yardım et bana. Ya kızım sen saf mısın, aptal mısın ya? Arkadaşın arabanı dağıtmış, gelmiş burada benden para istiyorsun bir de arkadaşına vermek için. Nasıl bir arkadaş bu ya? Sülük gibi yapışmış. Baba, yavaş gel. Arkadaşlarıma laf ettirmem ben. Siz benim yanımda yokken hep onlar benim yanımdaydı. Sizden göremediğim ilgiyi, sevgiyi, yardımı hep onlar gösterdi bana, tamam mı?
Nankör! Seni zorla dinden imandan çıkarıyor ya. Saygısız. İşte sözlerimin ispatı. Teşekkür ederim baba. Saygısız seni. Ya çocuk orada sevinç içinde beni bekliyor. Bu burada illa bir kıskançlık, bir şeyler. Kıskanç. Kimsin lan ha? Babasıyım. Babasıyım İpek'in. Asıl sen kimsin ya? Hayırdır? Ne hal böyle gene sen böyle makyajlar, bir hallenmeler falan? Ne yapayım Emine? Tesisat bozuldu. Kız bana bak. Kız şimdi makyaj yapınca borular mı açılıyor? Ben onu anlamadım. Yani işe yarıyorsa... Rimel de allıktı ver, şöyle iyice bir döşenim çünkü bizde de sular akmıyor. Sizin vanayı ben kapattım ondandır. Ama tesisatçı gelecek. He. Ha yani sen şimdi tesisatçı geliyor diye mi bu kadar süslendin? Kız anam Kamuran Bey bitti, sıra tesisatçıya mı geldi? Ay Fadik nereye doğru bu gidişat kız? Yok artık Emine. Tesisatçımız bizzat Kamuran Bey'in kendisi. O ben yaparım dedi. İyi. Ben de dedim ki ne oluyor dedim. Bu kız dedim niyeti dedim iyice bozdu mu dedim. Yok artık Emine. Fadik. Yoksa sen adamı eve alabilmek için mi tesisatı bozdun kız? Pes! Pes yani evine. Gerçekten pes! Ayıp ediyorsun. Ben tesisat bozuk diye Kamuran Bey'i test ederiz diye düşünmüştüm. İyi.
He yani öyle diyor. Bak Emine. Ben 3 nişan atmış kadının yaş tahtaya basmak istemiyorum. Bu adam adam gibi adam mı? Yoksa adam gibi görünen adam gibi adam mı? Bunu bilmek hakkım değil mi? Çok güzel söyledin. Vallahi burada çok güzel söyledin. Ay yarabbim çok şükürler olsun. Benim ahiretliğimin aklı başıma geliyor. Çok şükür yarabbim. Amin. Sizden nasıl özür dileyeceğimi bilmiyorum. Sizinle böyle tanışmak istemezdim. Ama siz İpek'e belki haddimi aşıyorum şu an ama... nasıl kıyabildiniz ben onu anlamadım. Bak Kerem Bey oğlum seni yeni tanıyorum. Ama yani seni çok sevdim. Mert bir delikanlısın. Oğlum diyorum sana. Ya, İpek benim bir tanecik kızım. Ellerim kırılsaydı da vurmasaydım ona. Yani çaresizlikten ne yaptığımı bilmiyorum da. Ama yıkılmıştır şimdi İpek. Asıl baba olarak ben nasıl yıkıldım bir bilsen oğlum. Ya kızım gelmiş benden borç para istiyor. Ya öyle iyi yürekli biri ki kendi için bile istemiyor. Arkadaşına istiyor. Ama yok. Yok işte yani olsa canımı vereceğim. Bizimki de biraz hırçın işte. Ben de baba olarak kalbim kırılınca dayanamadım. Haddimi aştım. Elim kırılsaydı. Tamam siz daha fazla üzmeyin kendinizi. Maddi sıkıntıları var demek. Ah be oğlum ah. Ya, öyle bir çıkmazın içindeyim ki. Ya, durumumuz da yok. Ev kira. Ben memur emeklisiyim. Tek maaş. Borç desen gani. Ya kızımı mutlu edebilmem. İpeğimin gönlünü alabilmem için bir mucizeye ihtiyaç var Kerem Bey oğlum. Bir burnum en önemli özelliği nedir Fadik Hanım? Sorarım size. İçinden bir şey geçmesi mi? Hayır. Muhteşem bir savunma aracıdır. Bakın. Hay, ho, hay, huy. Ay, çok şakacısınız. Kamuran Bey, 10 numara bir tesisatçıymışsınız. Yani bir saat oldu hala konuşuyorsunuz. Her yer tarumar. Acaba diyorum siz bu işten anlamıyor musunuz? Ne demek anlamamak? Zerre fikrim yok ne yaptığım hakkında. Şaka şaka. Efendim ben borunun kitabını yazmış adamım. Muhteşem bir saç tasarımcısı olmamın yanı sıra borular benim hobim. 3,5 yıl bunlarla borularla yaşadım efendim ben. Duy bunları Emine, duy. Hayır efendim, duymasın istemiyorum. Görsün, bizzat şahit olsun. Bu yaşlara boş boş oturarak gelmedim ben. Askerde tüm tesisatı ben değiştirdim, boydan boya. Hey gidi günler hey. Gerçi şimdiki borular biraz farklı ama çözeceğiz. Eksik olmayın Kamuran Bey. Bir erkeğe tam ihtiyaç duyduğumuz anda koştunuz, yetiştiniz. Minnettarız. Ayarım kaçtı senin bak. Bak beyaz dizi romanı gibi konuşmayı bir an evvel bırakmazsan ağzının üstüne su yiyecek. Ay eyvah eyvah bittik. Bittik mahvolduk ne yaptınız? Hayır efendim mahvolmadık iyiye gidiyoruz. Tamirat yolunda önemli bir adım bu. Beni ani gerilimlere sevk etmeyin. Bir bez alabilir miyim? Bez. Acil. Acil bir bez alabilir miyim? Bez. Bir tesisatçı mı çağırsak acaba? Hayır efendim, tesisatçı çağırır bizi. Akıl danışır. Çünkü niye? Zaten burada tesisatçıların profesörü Ravran Kamran var. Yemek yemesin. İyiydi ama boru patladı ya. Hayır efendim, patlamadı. Yok öyle bir şey. İçini döküyor sadece. Boru bu. Tut tut içinde nereye kadar canım? Onun da bir canı var. Fadik Hanım, 2 dakika bastırır mısınız? Emine Hanım, siz de bana matkap verir misiniz? Matkap.
matkabı vereyim ama yani şimdi nerede görülmüş ki tesisatın matkapla tamir edildiği, nerede görülmüş ayol? Hayır efendim, matkapla tesisat tamir edilmez. Çünkü bu evi tamirat kurtarmaz. Ben bu tesisatın adeta ebesi olacağım ve onu yeniden doğurtacağım. Nur topu gibi bir tesisatınız olacak. Sabredin. Adam ne yaptığını biliyor Emine. Biliyor. Ay aman ne yaptınız Kamuran Bey? Hayır efendim, ben bir şey yapmadım. Daha başlamadım bile. Bu köhne evi temellerinden sarkacağım. Adeta bir destan yazacağım. Bana kablo verin, balta, testere, mızar getirin. Bu eve imzamı atacağım. Allah'ım sen koru bizi yarabbim, sen koru. Şimdi bu adamı biz eve aldık. Sen çıkar yarabbim. Amin. Amin, amin. Demek akşam Murat'ın partneri sen olacaksın. Mükemmel seçim. Tabii senden iyisini bulamayacaktı. İnatçı keçi. Teşekkür ederim Tuval Hanım. Hadi turşun üstüne. Çağla'cığım, aslında güzel bir kızsın ama nasıl söyleyeyim? İçindeki dişi keşfetmen lazım. İçindeki dişi keşfetmen... Pardon, bu meslek alışkanlığı Tuval Hanım. Nasıl yapacağım? Bak tatlım, sen Saati'yi temsil edeceksin. Hı hı. Hadi kadın kadın bir poz ver şimdi. Sevdiğin adamı düşün. Ona gidiyoruz. Ama benim gönül kapım uzun süredir kilitli. Ben kendimi işine aldım. O zaman hayal et. Dişisin, güçlüsün. Baktığın yeri yakıyorsun. Çağla stop stop. Ne biçim oldu değil mi? Gerçekten içim çekildi. Bence sen olduğun gibi dur. Hadi al şu elbiseleri dene. Östrojeni eksik, tavşanı beni. Hopla. Tavşan, hopla. Hopla. Östrojen. Hopla. Hopla. Ya Tuval'cim birazcık sakin olur musun? Didem'in yanında şu Çağla olur mu ya? Whatever. Akşama geliyorsun değil mi? Maalesef geliyorum. Yani abimden kaçış yok biliyorsun. Bir saniye, sen kiminle geliyorsun bakayım? Yalnız geleceğim ya. Kimsenin kahvesini çekemem. Hem orası kız madenidir. Belki çalışmalar yaparım. Sen yine yap kızı çalışmalarını. Ama yalnız olmaz. Ben sana şahane bir partner ayarlayacağım. Çok dehayım ya. Benim öpeceğim şimdi. Masaj yapmayayım mı? Ay. Evin üstünden afet geçti vallahi billahi. Afet. Deprem gibi. Kasırga gibi Emine. Çok tutkulu. Tuttu mu bırakmıyor. Ya tutku diyorsun Fadik, hala tutku diyorsun. Adam evin aklını başından aldı ya. Fön makinesini çalıştırıyorsun, sular akıyor. Elektriği kapatıyorsun, sifon çalışıyor. Bir çeşit deha. Evet, biraz karışık bir düşünce sistemi var ama deha. Fadik, kız bir düşün. Evi bu hale getiren adam... Yarın bir gün maazallah evlenmeye kalksan seni ne hale getirir ya? Hiç düşündün mü? Allah'ın aşkına bir düşün Fadik, bir düşün. Tövbe maazallah, adam korku filmi gibi ya. Evet ama heyecan verici bir yanı da yok değil. Evet vallahi öyle. Bak, bak, bak. Oysa yani çağırırsan darılırım. Vallahi billahi darılırım Fadik bak. Alo buyurun. Ana İbo.
geldin mi hala? Gel tabii, gel gel. Başımın üstünde yerin var. Tamam, tamam, görüşürüz. Hadi bekliyorum. Öpüyorum. Kim kız o? İbo. Deli İbrahim. Ya yeğenim var ya. He. Doğru. Anlatmıştın. Şu kafayı tırlatan çocuk değil mi? Ah canım. Ne yapacaksın? Kader Emine teyzesi. Gencecik de çocuk ha. Ama aklı gitti. Uçtu yani. Ama kimseye bir zararı yok. Öyle yaşayıp gidiyor yavrum. Buraya mı geliyormuş? İstanbul'daymış. Seni özlediğim gelip sende kalayım mı dedi. Gel dedim ben de. İyi olur vallahi. Oh. Çok iyi. Çok güzel. Tam zamanını bulmuş. Evde delirdi. İbo da deli diyorsun. Tamam olduk şimdi. Oh. Ya Rabbim sen koru. Amin. Tanıştırayım, Alejandro. Bu akşam bana eşlik edecek. Kendisi bahçıvan asıllı konu mankeni. Hola. Hola. Türkçesi sıfır. İstediğiniz kadar gıyabından yüzüne karşı konuşabilirsiniz. Ya biz Doruk'u bekleyelim mi? Gecikecek galiba. Bence bekleyelim çünkü iyi insan lafın üstüne geldi. Biraz heyecan var doğrusu Doruk Bey. Yani tek geleceksin sanıyordum ama. Ya tekstil imparatorları yeniden mi görsün dedim. Nasıl olmuş bizim kız? Tuvalin elbisesini giydi. Kötü görmek mümkün mü? Mankenimizin hakkını da yemeyelim. Neyse girelim mi artık içeri? Yes. Gel Çağla. Mesele tokat değil ki. Mesele... Nasıl anlatayım ya? Sevmiyor beni asla. Ben ne yapıyorum? Neredeyim? Ne haldeyim? Ne hissediyorum? Umurumda değil, anladın mı? Önemli de değil zaten. Sanki ben yabancıymışım gibi. Sanki
ben onun evladı değilmişim. Olur mu Bey şöyle bir şey? Babalar öyledir. Öyle onlar duygularını belli edemezler. Yoksa o da çok üzülmüştür. İçine atmıştır. O senin güzel kalbin. Oğluna çok güzel belli ediyor mu duygularını? Hiç esirgemiyor. Erkek çocuğunu kayıran baba hastalığı. Tedavisi de bulamadı bunu daha. Tamam. Boş ver. Aslı, hayat gelince hiçbir şey söylemiyoruz, tamam mı? Zaten kız iyi değil, mahvolacak. Ya tabii ki söylemeyeceğiz bir tanem de bak. Ben ne diyorum? Biz de mi biraz unutsak acaba ha? Bu olanları? Bak bizimkiler çay demlemişler, balkonda oturuyorlar. Gidelim hadi biraz onların yanında duralım. Ha? Tamam, sen git. Ben bir Kerem'i arayacağım. Sabahtan beri mesaj atıyor çünkü. Ha. İyi. Telefonla konuşuyorsun, sonra yanımıza geliyorsun ama. Alo. Koftiden delikanlı. Sabahtan beri 29 tane mesaj atmışsın. Mesaj kutum çatlayacak. İyi misin İpek, iyi misin İpek? Ne oldu? Aksiyonda bir düğüm mü aldın? Yo, hayır. Nereden çıkarttın? Bugün biraz daraldım da. Çok kasvetli, sevimsiz, lanet bir gün. Sen nasılsın diye merak ettim ben de, endişelendim işte. İyiyim ben. Turp gibiyim, taş gibiyim maşallah. Süpermen ve Batman yanımda halt etmiş yani o derece. Onlar eline su dökemezsin. Ayrıca İpek, şunu unutma. Süper kahramanlar da sıkıntı çeker. Hatta çekmeseler olmaz. Kahramanlık mesleğinde problematik şart. Doğru tabii yani. Onların da derdi çok ya. Yok uzaylılar mı indi? Yok dünya mı patladı? Yok meteor mu düşecek? Ama o dünya asla patlamaz. Muhakkak kurtulur. Çözülür yani sıkıntılar. Öyle mi diyorsun? Aynen öyle. İyi geceler diliyorum. Öpüyorum. Hatta seni seviyorum. Onu da bildiriyorum. Tamam tamam. Uzatma hadi. Kapat. Öyle olsun. Vallahi Emine teyzem... Tebrik ederim yani. Yani bu kadarını ben bile beklemiyordum. Helal olsun sana. Ya hiç sıkıntı çıkartmadan izin verdin. Ya ben ne diyeyim yani nereye gittiği, ne yaptığı belli. Ben niye karışayım ki? Hem ben öyle bir insan değilim. Değil. İşinde gücünde benim kızım. Kariyer peşinde kız. Öyle vallahi. Ya tamam doğruyu söylemek gerekirse hani birazcık daha böyle sıkarsam elimde patlayacak diye korkmadıysam ne olayım? Bendeki bu deli haller onda da var kızıl kuzum. Herkesin çıldırmasına beş var. Dört bir yanımızı deliler sardı. Vallahi doğru söylüyorum Fadik. Şimdi senin bu yeğen de gelince tamam olacağız. Neydi kız onun adı? İbrahim. Deli İbrahim. Nasıl ya? Kim geliyor? Nereye geliyor? Biz yeni deli de mi transfer ediyoruz? Fena. Kafa çatlak. Kafa gidik. Kafa bitik. Öyle bir şey yani. Öyle bir şey. Tamam olacağız. Tamam. Tahmin et, şu masadaki tek eksik ne? Vallahi senin gibi deha olmadığım için tahmin edemedim Tuval'cığım. Serseri.
bütün tekstil imparatorları bir araya toplanmış. Ama imparatorcuları yok tahmini. Alejandro, un minutito para mí, ya? Sen de partnerinden ayrılma, peş düşümüze. Siz isterseniz de ben peşmez miyim? Tanıtım alayım. Ve tuvalyanın kolu da teşrif ederler. Tuval Hanım'ın tanıtıma ihtiyacı mı var? Nasılsınız? Sizi gördüm, daha iyi oldum. Hanımefendiyle bizi tanıştırmayacak mısınız Doruk Bey? Yoksa Sarte'nin yeni yüzü müsünüz? Kendisi asistanım olur. Şu anda bir marka yüzümüz yok. Yine de bir adım var. Hayat Bektaş. Memnun oldum. Lavabo ne tarafta acaba Tuval Hanımcığım? Dorukcuğum. Çağla Hanım'ı bir lavaboya eşlik edebilecek misin? Hay efendim, görevimiz. Patronum yanında rahat dedikodu yapamıyorum. Beyler biraz dolaşalım mı? Hay. Keyfin yerine bakıyorum. Olmaması için hiçbir sebep yok. Seni tuval mi giydirdi? Neden sordunuz? Hiç. Öylesine. Smokin yakışmış. Anlamadım. Smokin diyorum, yakışmış. Bir nevi damatlık provası. Didem Hanım'la muhteşem bir çift olacaksınız. Hayat, bunu niye yapıyorsun? Ha? Hiç. Öylesin. Asistanınızla dans etmemde bir sakınca var mı? Benim için bir sakıncası yok. Onu kendisine sorabilirsiniz. Hanımefendi, bu dansı bana lütfeder misiniz? Neden olmasın? Hayırdır anacığım? Kaçmışsın. Otursana. Bırak Allah aşkına Nejat. Müstakbel gelinimizin cici anneleriyle uğraşıyoruz. Ay, tükettiler beni ya. Ben insanda böyle genişlik görmedim. Beş reyine diye geldiler. Neredeyse yatıya kalacaklar akşama. Köşe koltuğu gibi yerleştiler eve. İnsanda bir saygı, bir edep, bir utanma olur Allah aşkına. Pes doğrusu. Murat için özel olarak tasarlanmış bir ceza gibiler anacığım. Hayır, konuşmayayım diyorum ama böylesini ben de görmedim yani. Ay, felaketin insan kılığına bürünmüş hali bunlar. Biz de oturmuş hürmet gösteriyoruz. Vallahi Allah'ım, bir yardım et, bir mucize göster ya Rabbim. Üzme kendini ya, otur. Ay.
muhabbetinizi bölmüyorsam asistanımı alabilir miyim? Biriyle tanıştıracağım. Öyle mi? Nerede? Orada. Bence asistanınızı başka patronlarla tanıştırarak risk alıyorsunuz Murat Bey. Hayat Hanım, gecenin yıldızı. Hem dikkat edin, kapmasınlar sonra. Kazanmanın altın kuralı risk değil mi? Hı hı. İyi olan kazansın öyleyse. İyi eğlenceler. Evet. Ben tanışacak kimseyi göremiyorum. Beni çıldırtma hayatım. Çocukça davranmayı da kes. Burası kurtlar sofrası. Neye uğradığını anlamadan bunların birinin evinde bulursun kendini. Ve onların hiçbiri sana benim kadar masum yaklaşmayabilir. Masumiyet anlayışınız gözlerimi yaşarttı. Sahibisiniz böyle. Sizden öğrenecek ne kadar çok şeyim var. Ay çok mutluyum. Şükürler olsun Allah'ıma. İnan bana Didemciğim. Ben de Murat'la evlendiğin için çok mutluyum. Gerçekten bak. Ya. Daha iyisini bulamazdı. Bu ne ya? Yuh. Yok artık ya. Ne oldu Didemciğim, ne var? Bu kız benim mutluluğumun düşmanı. Bu kız benim belam ya. Bak okuyorum mesajı aynen. Dido, daha evlenmeden kocanı kaptırmışa benziyorsun. Dikkat et şekerim. Bak fotoğrafa. Bu kız Murat'ın asistanı değil mi? Ya artık asistanı mı desem, metresi mi desem bilemiyorum. Kaç defa ayrıldık biz bu kız yüzünden biliyor musun sen Derya anne? O zamana kadar bir şey söylemedim ama yeter artık ya. Hamileyim ben ya. Gidiyorum ben. Göstereceğim o kıza gülüşü. Şimdi sakin oluyorsun ve beni dinliyorsun. Artık senin yerin başka. Bak içeride düğününü konuşuyoruz. Aileler tanıştı. Murat çoktan kafese girdi. Bir kilitlemesi kaldı bu kadar. Şimdi sen böyle fevri davranıp onu ürkütmek mi istiyorsun? İstemiyorum. Yalnız şu an düşünme biçimine hayran kaldım ya Derya anne. Wow. Da benden Murat aynı evde yaşamayı bile ikna edemedim. Artık ben varım Didemciğim. Yalnız değilsin. Bırak bazı şeyleri senin için bundan sonra ben çözeyim. Hem belki sonra sen de bana yardım edersin. Hı? Ederim. Tabii ederim. Ne istiyorsan yaparım. Ya bir sarılacağım. Siz benden daha fazla sevmişsiniz ya. Ama çok mutluyum ben şu an. Oh çok şükür. Oh. Rahatladım biraz. Oh iyi geldi. Sakinleştim. Kontrolünü kaybediyorsun. Calm down. Ben burada...
burada hayatımı kaybediyorum. Başlarım kontrolüne. Bunu sen istedin. Unutma. Benim fikrim soruldu mu peki? Ha? Sonrasında tavrını koyacaktın. O sarı cadının seni dize getirmesine izin vermeyecektin. Benden başka herkes ne yapmam gerektiğini biliyor. Farkında mısın? Bir ben bilmiyorum. Bütün suç bende yani, öyle mi? Sakin ol. Benim hayatımın kadarı değil, tamam mı? Öyle istediğin bir masaya koyup deşemezsin beni. Ben ne dedim ki şimdi sana? İkinize yazık değil mi? Şu halinize bak. Göz göre göre acı çekiyorsunuz. İkimiz mi? İkimiz diye bir şey yok, yok öyle bir şey. Tuval bak, seni iş dışında bir defa aradım. Beni buna pişman etme. Okey. O zaman seni pişmanlıklarınla baş başa bırakıyorum patron. Aa, İmparatoriçem ne oldu ya? Niye bozuldun bu kadar? Abin ne konuştuğunu bilmiyor. Gece benim için bitmiştir. Size iyi eğlenceler. Bir dakika, bir dakika, ben bırakırım seni. Ya benim aklıma takıldı. Acaba Çağla Hanım'ı da mı biz bıraksaydık? Kız dedi ya kardeşim gelip beni alacak diye. Bizde emanet emanettir Murat Bey. Orasını anladık Kerem de. Beni bırakmak için yolunuzu şu an yarım saat uzattınız. Bizim için sakıncası yok. Değil mi Murat Bey? Ya, belki Hayat Hanım onu başkası bıraksın isterdi. Sonuçta gecenin ilk odağı oydu değil mi? O Tuval Hanım'ın elbisesinin marifeti. Benimle bilgisi yok. Gecenin en güzel kadını sendin mi demem gerekiyor. Ne dediğiniz ya da ne düşündüğünüz zerre kadar umurumda değil Murat Bey. Doruk Bey sertliği temsilen yanımda birini götürmem gerektiğince ben sadece görevimi yaptım. Rakip şirketlerin patronlarıyla dans etmek de mi görev icap ediyor peki? Niye? Rahatsız mı oldunuz? Yoksa beni adamın kollarından almaktan bir oyundu? Hayır. Yani senin dans olduğunu düşünerek yapılan bir hareketti o. Çok düşüncelisiniz gerçekten. Kerem geldik sayılır. Ben buralarda bir yer dinleyebilirim. Aman aman. Aman ben kapının önüne kadar bırakayım seni, sonra benim başım yanıyor. Ben alışkın değilim ki bu topuklulara. Ya mahvetti ayaklarımı ya. Bir tane taksi, bir tane taksi. Ah, ah, ah. Ya bir bu eksikti ya. Şimdi ben böyle bu halde nasıl gideceğim eve? Uf ya. Yer sen. Evet. Yine biz. Karayollarına falan mı çalışıyorsun? Böyle sürekli yollarda karşılaşıyoruz. Aslında şöyle oluyor. Biz Sherlock'la hep yürüyüşe çıkıyoruz.
Niyeyse sen bizi buluyorsun. Saat daha 12 değil gerçi ama sen niye balodan kaçtın kül kedisi? Bir yerden kaçtım yok. Evime gitmeye çalışıyorum ama taksi bulamadım. Bu kılıkta bir başına. Hem de toparlayarak. Ne yani? Ayakkabı şey deyince ben de çıkardım da ayağıma bir şey battı galiba. Bir bakalım istersen. Yok yok, gerek yok. Gerek yok. Yara iyice derinleşene kadar yürürüm diyorsun yani. Biraz acıdan mı hoşlanıyoruz? Allah aşkına başlama bak. Hiç sevmem öyle psikolojik zırvalıkları. Ama ben Watson. Doktor Watson. Bir bakalım. Sherlock seni taksiye bindirir yine. Değilse benim kalbimle kevgir değil, tamam mı? Beni aradığında pişman etmeyeymişim. Allah Allah! Ben mi ettim senin hayatın içine? Adamın ettiği lafa bak! Ne oluyor be? Sus! Lafımı verme! Seni fazla şımartmışlar. Bu ne be? Sen istediğini istediğin gibi konuşacaksın. Ben de susup sineye çekeceğim. Sonra sen karşımda acı çekeceksin. Ben de öyle izleyeceğim, değil mi? Vay efendim, paylaşmayı sevmezmiş. İnsanlarla arasını sınır çizermiş. Ben senin o hudur çizgilerini çıtır çıtır yerim Murat Atılmaz. Bir sakin olalım mı önce? Olamam, olamam. Şu halime bak. Yattım yata diktim gözlerimi tabana. Bir oraya dön, bir buraya dön. Dedim ki çok olmuyor. Sen kalk git. Ne söyleyeceksen söyle, rahatla. Öyle fırlamış mı eden geldim buraya kendimi vurdum. Bunu görebiliyorum, evet. Bütün mahremimi gözler önüne sermiş. Senin suçun. Yani hayatımda ilk defa gecelikle bir kadın evimi basıyor. Yani gülmeyeyim de ne yapayım Tuval? Sırılabilirsin mesela. Isılamam ama. Oh, wow. Bunu daha şimdi görüyorum. Böyle daha seksi gel. İyi gel. Başka bir şey diyecek mi Mutlu? Özür dilerim. Ben de özür dilerim. Barıştı. Ya çocuklar harikasınız ya. Bu nasıl bir karşılama? Tam bana layık. Ben hep bunu isterim ki. Hay. Ay kayım. Ay nihayet şirkette benim değerimi anladı. Çok şükür. Hay. Burası da rüya gibi olmuş. Ver.
Tuval hanımefendiciğim. Hocaların hocası. Kraliçemiz. Makas elli kadın. Kumaş bükücü. İpliklerin efendisi. Dediğim dedex. Moda ikonex. Kes be! Demek bunların hepsi senin marifetin. Affet beni. 500 tane gelinlik baktım. Hiçbirinde senin dokunuşun, senin asaletin yok. Bak, ne istersen yaparım. Lütfen affet beni ya. Git o zaman. Olmaz. Vık. Ya bak ben hamileyim Tuval. Hamileyim. Hormonların böyle tavan. Zaten vücudumda şu kadarcık vitamin var. O da bebeğe gidiyor. Ne istersen yapacağım. Affet beni lütfen. Please. Tamam be, sus. Çocuğu üzeceksin. Git bana bir kahve getir. Sonra yelpazeleri kap gel. Masajdan önce serinleteceksin. Ondan sonra belki, belki, belki yapacak mıyım diye düşünürüm. Git. Yay! Eğer beni affedersen bugünü ikinci doğum günümü ilan edeceğim. Ay! Hadi koş git kahve getirsin. Koş. Bununla beni eve götüreceksiniz. Bilginize ceza. Gir. Çizim örneklerini görmek istemişsiniz. Bırak şunu. Başka bir şey? Dün gece sana yapılan iş tekliflerini değerlendirebildin mi bari? İş teklifi aldığımı siz nereden biliyorsunuz? İlk önce beni aradıkları için sabahtan beri sana gelen teklifleri ben değerlendiriyorum. Bravo Ayak Bektaş. Giderek yükseliyorsun. Ama asistan olarak değil. Seni marka yüzü olarak talep ediyorlar. Ben pozisyonumdan memnunum Murat Bey. Hayatımı kamera önünde geçirmek istemem ki ailem de öyle. Ama siz hayatınızdan sonra beni işinizden de çıkarmak istiyorsanız orası başka. Müjde! Müjde mi isterim? Tuval beni affetti. Gelinliğimi dikiyor. Aa, Hayat'cığım sen de mi buradaydın tatlım? Ya Adana, çok sevindim Lidacığım. Ben seni fazla meşgul etmek istemiyorum. İşte malum düğün hazırlıkları falan uğraşıyoruz. Bu yaramaz büyümeden hemen evlenmek zorundayız. Benden ne istiyorsun peki? Asistan. Bana bir asistan gerekiyor. Yani bu bebek yüzünden böyle çok çabuk yoruluyorum. İşte başım dönüyor, midem bulanıyor. Böyle türlü türlü şeyler. Aa, örneğin misal Hayat. Hayat'ı bana bu süreçte asistan olarak verebilirsin. Hayat bir organizasyon şirketi çalışan değil Didem. Saatenin genel müdür asistanı. O yüzden başka birini bul. Benim için sorun değil. Ben gene de uygun olduğunu düşünmüyorum. Yo yo. Düğün hazırlıklarınız için Didem Hanım'a ben seve seve yardımcı olurum. Gerçekten mi? Ay inanmıyorum. Gel bir sarılacağım sana. Çok tatlısın. Çok teşekkür ederim. Ne demek Didem Hanım? Yeter ki her şey Murat Bey'le gönlünüzce olsun. Gösterip beni affeder misin? Dur, dur bakayım, dur. Bak, burada 15.000 var. Ne olur kusura bakma, anca bu kadar toplayabildim. 5.000'imiz eksik. Ne demek o ya? Çok teşekkür ederim. Para için değil, o ayrı. Geldiğin için, bana değer verdiğini gösterdiğin için. Bak kızım, biliyorum çok büyük bir hata ettim.
biraz fevri davrandım. Ama bu zor günde tabii ki sana destek olacağım. Sen benim bir tanesi kızımsın. Ben ne sanmıştım ki? Ne sanmıştın? Bana hiç değer vermiyorsun sanmıştım. Gel buraya gel. Gel bakayım gel. Canım kızım benim. Olur mu hiç öyle şey? Ama sen benim hep hakkımı yiyorsun bak. Hep böyle yapıyorsun. Ya ben sana kıyar mıyım hiç? Sen benim bir tanecik kızımsın. Canım benim. Çok teşekkür ederim. Dünyaları verdin bana şu an ya. Ne yaptım ben ya? Buna can mı dayanır? İnsan kendi kendine ateşe atar mı? İnsan kendine dayak atar mı? İnsan kendine çelme takar mı? Nasıl atladım ben öyle ya? Ben yaparım asistanı. Hah. Al yap bakalım Hayat Hanım. Al yap. Ay kalp kırıklığından öleceğim. Kimsenin haberi yok. Yemem. Yine mi benim gibi elbiselerle konuşuyorsun? Bunlardan bana bir kefen ayarlayabilir miyiz? Çünkü kendime attığım kazıklarla daha fazla yaşamam diye düşünüyorum. Çık şuradan. Dökül. Dedemin evlilik hazırlıkları için asistanlık yaparım diye atladım. Okey. Bu atladığın uçurum olduğunu biliyorsun ama değil mi? Tam düşüş aşaması şimdi. Neden böyle bir şey yaptı? Çünkü Murat'a beni incitemeyeceğini göstermek istedim. Güçlü görünmek için. Yavrum, sen aşkı boks ringi mi sandın? Aşk güçlü olanın kazanmadığı tek yer. Ama ilk yumruğu ben atmadım. Murat benimle oynadığını itiraf etti. Didem'i seviyorum dedi. Ben de böyle güçlü kız rolleriyle can veriyorum usul usul. Sen de buna inandın mı? Murat bence seni tahmininden çok daha fazla seviyor. Kalbine bir bıçak saplamadığı kaldı. Seni içine düştüğü cehennemden uzak tutmak istiyor. Yalan dolan kestiği roller. Evlenmek zorunda. Ne yapsın? Hep beni sevme desin. Yazık olmaz mı sana? Ama umurunda değil gibi. Çünkü aynı kumaştansınız. O sadece senin gibi elbise depolarında ağlamıyor. Kapalı kutu. Zehri içine akıyor. Of, ne yapacağımı bilemedim ben şimdi. Git, görevini yap. Kendini onu böyle görmeyeceksin. Hadi çık 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 çık. Gözyaşları yaptın hep elbisemi. Ne haber? Ben iyiyim. Sen ne yapıyorsun? Ay çok tatlı görünüyorsun. Ben de mi? Yok yani bu çok şey değil ki. Yeşil giydim. Sen de çok kırmızısın. Yerim seni. Alo. Aslı. Kim geldi bil bakalım. Ay senin sesine kuşlar mı kondu güzel arkadaşım? Kim geldi? Kim gelmiştir? Kerem gelecek kesin ki %1500 ihtimal. Ay yok. Babam geldi babam. Gerçekten mi? Ay kuzum benim ya. Özür diledi kızım benden. Ya ben dün gece neler söyledim adamın hakkında. Neler düşündüm. Ya çok utanıyorum şu an kendimden. Ah be görüyor musun baba yüreği işte. Üzülmüş o da aslında dayanamış içine atmış ama. Ey kıyamam ya kuzum nasıl sevindim anlatamam. Ya Aslı. Meğerse beni seviyormuş. Değer veriyormuş. Ben hep kendim uydurmuşum bunları. Ha parayı da getirdi. Yani 5000 eksik de biz tamamlarız artık onu. Kurtardık bizim kızı. Aslan Cevat amcam be. Gerçekten mi? Bak bir şey söyleyeceğim. Hemen Hayat'ı arayıp haber verelim. Kim bilir orada ne eziyetler çekiyordur şimdi kızcağız ya. Yok yok arama şimdi. Kıyamam. Böyle müjdeye verirken yüzünü görelim. Beraber yaşarız ya. Şimdi kollarımızı açacağız sarılmak için boş kalacak. Tamamdır altın kalp yerim seni. Ben seni. Tamam hadi kapat. Ay önce sen kapat. Ya tamam hadi birlikte. İki, bir, iki, üç. Üç. Ah. 23 ayrı organizasyon şirketinden buldum. Farklı düğün temaları, çeşitleri burada. Fiyatları da burada.
Çok kolay gelsin. En yakışanı sizin olsun. Aa, nereye gidiyorsun? Bana buyurduğunuz, rica ettiğiniz diğer işleri yapmaya. Gel gel, yardım et bana. Fikir ver yani. Ben mi? Evet, sen. Gel gel, kaçma. Otur otur. Göstersene neler var, neler yok. Ay çok güzel. Bayıldım. Aslında çok güzel. Çok hoşuma gitti. Değil mi? Çok şahane. Beğendin mi sen de? Ben çok beğendim. Burada da var. Bakayım. Yes. Evet. Bu da çok şık. Ne ya? Ben bunu sevmedim. Bu çok basit. Çok güzel. Aa, bunun rengi çok güzel değil mi? Çok beğendim ben. Bu bence güzel olur. Evet. Bu da fena değil. Çok kötü. Evet, bunu sevdim. Güzel. Bunu neyde kullanabiliriz peki? Şu nasıl? Girin. Dakikanızı alabilir miyim? Evet, nedir? Didem Hanım'la kararsız kaldık. Son kararı sizin vermenizi istediler. Ne konuda? Bunlar ne? Nikah şekeri örnekleri. Davetiye. Masanın düzeni şeyleri de var. Tamam, seç birilerini. Niye? Bu sizin de düğününüz. Hayat. Ne yapmaya çalışıyorsun sen, ha? Ne yapmışım ki? Bütün bunlar örnekler işte. Hayır, böyle bu Didem'in asistandan soyunmalar, bu saçmalıkları önüme yığmalar falan, ha? Saçmalık dediğiniz şey sizin hayatınızın en özel ve en önemli günün bir parçası. Ama pardon, siz o geceyi de bir oyun olarak algılıyor olabilirsiniz. Atlamışım tabii. İleri gidiyorsun hayat. Belki beni yine kovarsınız umuduyla. Kapı orada, gitmek istiyorsan istifa edebilirsin gayet. Niye? Sizi artık eğlendiremiyor muyum Murat Bey? Ama siz ne yapıyorsunuz böyle? Ama patronların odasına öyle istediğin gibi giremezsin değil mi oğlucuğum? Sen benim patronum değilsin ki. Babamın patronusun Murat. Ya akıl küpüm benim, akıl küpüm. Yerim ben seni. Hayat ablanı bir kere öpsene sen. Öperim ama bir şartla. Dile benden ne dilersen. Önce siz öpüşün. Neden? Kavga ettiniz çünkü. Biz kavga etmedik ki oğlucuğum, tartıştık sadece. Annemle babam da öyle diyorlardı ama... annem ölünce babam çok üzüldü. Ama... son pişmanlık fayda etmiyor çünkü oğlucuğum. Ama sen merak etme, annen senin babanı çoktan affetmiştir. Ama ben görmedim, öpüşün geçsin. Bakın demedim ki öpüşün dedim. Madem. Ne yapacağız? Mecbur. Öpüşeceğiz.
Müsaitsen seni bir göreyim diye mesaj atmışsın. Yakışıklı. Kim? Ben mi yakışıklı? Tabii ki sen. Burada başka yakışıklı mı var? Ayrıca Kerem, burada başka kimse yok zaten. Sen İpek'in uzaylılar tarafından klonlanmış hali misin? Yoksa İpek'sin de mutlu musun? Mutluyum galiba ya. Otur, otur. Vallahi şahane. Hayırdır? Ne oldu? Ya bir şeyler iyi gitti işte. Hani böyle kalbimde bir yara vardı. Ameliyatla üstünü kapattılar sanki. Böyle bir tatile gidersin. Evini özlersin ya. Sonra uzun yoldan evine dönersin de böyle bir oh deyip rahatlarsın ya. Öyle bir his var içimde. Ya böyle acayip bir haller ya. Kıpır kıpırım, çok acayip. Bu haller çok yakışmış sana. Kerem. O kadar iyiyim ki. Bugün ne istersen yarın. Yapmazsın, yağarsın. Yani böyle gümbür gümbür. Dolu dolu yapmak, öyle bir şey. Yağmak. Yağmurlarımla şemsiyesiz dolaşırım ya. Sen yeter ki ya. Tamam. Şimdi benim biraz işlerim var. Sen plan yap. Böyle balondu, çekirdekti, ocak başıydı. Ne kadar fantezin varsa yığ üstüme. Hazırım ben. Gülüşüne kurban be. Ömrüm uzadı yemin ediyorum. Ben bu gazla 150 yıl yaşarım. Buradan böyle dümdüz devam ediyorsunuz, şuraya dönüyorsunuz. Teşekkür. Allah! Allah çok kötüyüm, yardım edin. Ay yine ne oldu, Allah korusun? Ya, bir şeyim yokmuş vallahi, yani turp gibiymişim. Polarımı aldım, artık gidiyorum hemşire hanım. Giderken de bir korkutayım dedim. İyi yaptın. Yani aşk olsun Doruk. Bak ne diyeceğim, biraz vaktim var, söyle hemen kaçma da sana bir kahve ısmarlayayım istersen. Bünyeye iyi gelir, can verir. Olur. İyi. Hadi gidelim. Sen evlilik düşünmüyor musun? Ya Aslı, sen ne kadar doğrudan bir insansın. İnsan bir ne haber, ne yapıyorsun lan? Bu evlilik de nereden çıktı şimdi? Hayır, ne bileyim canım. Bugünlerde kiminle tanışsan, elini kolunu kime sallasan, çarpsan... ...ama ben evleniyorum diyor. Misal? Hayatın patronu. Evleniyormuş. Ya evleniyor, evet. Ya ne güzel. Ne mutlu, ne şahane. Ne kadar sevinçlidir şimdi. Yani yuva kuruyor sonuçta sevdiğiyle. Ha? Mutluluktan başı tavana vuruyordur böyle. Yok ya. Yani aslında bıraksan kendini yerin dibine gömesi var. Aslında abimi buraya getirmek lazım. Böyle dertlerin içine atıyor, atıyor ya Allah. Verem olacak Allah korusun. Ay Allah korusun. Neden? Zorla mı evlendiriyorlar abini? Berdel mi var sizin ailede? Abin çocuk gelin mi? O hiç olmaz. Kızın ailesi zengin de aslında servetlerini birleştiriyorsun. Sen ne oluyor? Ya hiçbiri olmuyor Aslı'cığım. Abim için başka zorunluluklar söz konusu. Yani kendisinden daha çok önem verdiği bir sorumluluğu var. Ha. Değil mi? Hay Allah. Çok üzüldüm şimdi Murat Bey. Sen onu al, bize getir. Terapiye falan götürelim yani. Antidepresan yazdıralım, iyi gelir. Keşke başka bir çözüm yolu olsa. Çok zor. Alo, Hayat. Bak, neler öğrendim, neler, çok acayip şeyler öğrendim. Demin Doruk buradaydı. Bir şey söyleyeyim mi? Murat çocuk gelinmiş, berdelmiş, servet birleştirme kurbanıymış. Aslı, ne içtin? Ayrıca, bu Doruk'la samimiyet nereden geliyor? Ay, istemeden evleniyormuş diyecektim canım. Berdel nereden çıktı? Çocuk gelin falan, kafam karıştı benim. O anlamda söyledim. Ayrıca çocuk raporlarını almaya gelmiş. Ne var bunda? Tuval Hanım'la da konuştuk. Ya
Yani Murat seni korumak için böyle davranıyor dedi. Seni senin tahmin ettiğinden daha çok seviyor dedi. Kafam çok karışık. İşte gördün mü bak kuzum ya. Seviyormuş seni işte demiştim ben. Aslı öyle olunca her şey çözülüyor sanki. Yani bu daha kötü bir şey bence. Ayrıca ben hala emin değilim o adamdan. Kızlar hiçbir anlamı yok ki. Düğün hazırlıkları tam gaz ilerliyor. Ben de mükemmel bir asistan olduğum için nikah şekerleri örneklerine bakıyorum. Ya hatta o kadar destek oluyorum ki beni nikah şahidi bile yazdırabilirler. Durum bu. İşkence resmen ya. Aşırı dram. İşte bu yüzden duygusal çıkışlarla mantıklı düşünme zeminimi kayganlaştırmayın. Zaten zor ayakta duruyorum. Yapışırım yere. Sabretin Cidan. Bitecek bu acılar. Oh be. İyi geldi vallahi oğlumla yürümek ha. Ne yalan söyleyeyim bana da. Kafam dağıldı biraz. Sen ne düşünüyorsun Murat? Ne konuda? Didem'in ailesi konusunda. Hadi azıcık dedikodu yapalım seninle. Pek bir şey düşünmemeye çalışıyorum. Evet, bizden biraz farklı oldukları kesin. Biraz mı? Ne yapayım baba, ne yapayım yani? Farkındayım ama sonuçta çocuğumun ailesi yani. Dolayısıyla senin de. Benim bir tane ailem var. Onlardan çok memnunum. Peki şu meseleyi ne yapacağız Murat? Şu ayrı evlerde yaşama meselesi. Bir şey yapmayacağız. Niye ki? Biz Derya annenle de konuştuk. Bu iş bize pek doğru gelmedi be Murat. Şimdi bu insanlar ne kadar bizden farklı da olsalar bir aileler değil mi? Üstelik Didem'le aramızdaki durumdan pek haberleri yok. Onlar her şeyi normal, her şeyi yolunda zannediyorlar. Ayrıca basının ilgisi de sürekli bizim üzerimizde biliyorsun. Yani evlendikten sonra ayrı evlerde oturursanız ve bu basına yansırsa hem o insanlar çok üzülür hem de biz çok üzülürüz. Dide baba ben Didem'i sevmiyorum ki. Ben annenden sonra kimseyi sevdim mi sanıyorsun Murat? Nasıl yani Derya anne? İnsan bazen mecbur kaldığı şey yapar oğlum. Hayat seni birine doğru iter. Sen de pek sorgulamazsın. Bir yerde kabul edersin, razı olursun. Böyle olması gerekiyormuş dersin. Yaşarsın. Alışırsın. Derya'ya alıştım ben. Bir sürü ortak noktamız var. Her şeyden önemlisi bir evladımız var. Baba olmak güzel şey ya. Doruğa da sana da bayılıyorum ben. Vay be Fadik teyze. Hey gide hey. Eve erkek sinek sokmazken şimdi gelsin flörtler, gitsin randevular. Yalnız biz bunu unutmayız. Yazarız bir kenara. Bir dakika, bir dakika. Yalnız ben gayet mazbut bir insanım bir kere. Adam düzgün düzgün elinde çiçeği, çikolatası geldi beni istedi. Elektrikler gitti yine ya. Tamam tamam kapatıyorum şimdi bu suyu düzelir hemen. Akıllara zarar bir sistem. Ama çalışıyor da. Su da akıyor. Elektrik de var. Yani sağ olsun adamcağız düşünmüş, yapmış. Ellerine sağlık. Da biz neden hala doğru düzgün bir tamirci çağırdık da düzeltmiyoruz? Ben onu hiç anlamıyorum. Çağırdık, çağırdık anacığım. Çağırdık da adam dedi ki kim bozduysa dedi o gelsin dedi, o yapsın dedi, düzeltsin dedi. Hatta neredeyse bir de üstüne para verecekti yapmamak için ya. Dedi ki ömrümde böyle şey görmedim dedi. Tamam.
Tamam, tamam, yeter. Laf sokup durmayın adama. Size de teessüf ederim kızlar. Hani bizimle gelecektiniz? Hani Kamuran Bey'i test edecektik? Nasıl olacaktı o? Siz yiyecektiniz deli gibi. Ben de seyredecektim onu. Bakalım eli açık mı? Bonkör mü? Nankör mü? Misafirperver mi? Tüm bunları görecektik. Önce siz bir test edin. Sonra biz test edelim yani. Evi görüyorsun. Hep beraber telef olmayalım sonra. Ama bakın yeğenim gelmeden bu işi halletmek lazım. Yani şimdi o geldiğinde elin adamıyla nasıl öyle flörtleşeyim? Derdini seveyim senin Fatih ya. Yürü hadi yürü. Kıyamam ben sana, tamam hadi siz gidin, biz bir dahakine geleceğiz söz. Ayrıca Can abiye çok selamlarımızı iletin. Tamirat için ayrıca teşekkür edin. Yürü hadi Allah'ım, Allah'ım. Kızlar gelin şu nevresimleri değiştireceğiz. Leş gibi olmuş leş. Koşun koşun. Hayırdır? Yani işte. Cıt. Pek senin bu ani gelen temizlik aşkın beni benden aldı, gözlerimi yaşarttı. Ya kızım kafa dinleyelim birazcık, ne istiyorsun sen bizden? Bir parça temiz olmanızı istiyorum. Bu çarşaflar kaç gün önce değişti, haberiniz var mı? Koklayan yerlerinizde problem mi var sizin? Pissiniz pis. Sensin pis, pis gıcık. Ya annemle Fatih teyze gitti bu başladı ha. İyi be tamam, bağırma, yapacağız. Yapıyoruz işte. Hı. Bari. Kızlar, bu ne? Bunlar senin özgürlüğünü sağlayacak kağıt parçaları güzellik. Yaşasın hayatın özgürlüğü. Yaşasın hayatın yeni hayatı. Ya size inanamıyorum ben ya. Çok fenasınız. Nereden buldunuz bunu? Bakın kendinizi zora soktuysanız elim bile sürmem. Hiç zora sokmadık. Babamın eli açılmış. Parayı geri ödedi. Yani hiç problem yok. Kızım. Artık istifa edebilirsin. Artık kimseye katlanmak zorunda değilsin. Yaşasın. Artık şirkete gitmek zorunda değilim. Artık o zalim, işkenceci Didem'in suratını görmek zorunda değilim. Artık her gün o Murat'ın. Görmek zorunda değilim. Hatta hiçbir zaman göremeyebilirim. Bak şimdi İpekciğim. Güzelce gözünü kısıp güzelce hedefe nişan alıyorsun. Ver bakayım. Ben gerçek tüfek söküp takmasını biliyorum desem. İstanbul'a ilk geldiğimde kendi güvenliğim için ateşli silahlar konusunda özel dersler aldım. Edit aldı. Sen kiminle merhabalaştığını bilmiyorsun bıyıklı. Al bakalım. Kuzum. Ne oldu yine dalıp gitmişsin? Biz parayı bulunca senin dertlerini çözeceğiz sandık tabii saf gibi de. Ama derdine dert eklendi sanki. Şimdi ben istifa edebilirim yani. Gidebilirim ya. Ben şimdi anladım. Galiba gitmek istemiyorum ben aslında. Ben Doruk'tan öğrendiklerim, Cüval Hanım'ın sözleri aklım takıldı işte. O da seni seviyor. Çok belli. De işte.
Öyledir belki de ama neyi değiştirir? Gözümün önünde evleniyorlar. Ben Murat'ı çok seviyorum. Eğer bu başımıza gelenler kötü kaderse... eğer benim kadar o da masumsa ben buna dayanamıyorum asla. Bırakıp gitmek istemiyorum. Ama belki de gitmeliyim, bilmiyorum. Kala kaldım arada öyle. Bu da karavana be bıyıklı. Boşluğuma denk geldi ya. Şşt abi vuracağım ya. Telefon çalıyor. Çalışsın. Alo. Annem. Ne yapıyorsun Meleği? İyiyim güzel kızım. Babanla konuşunca daha da iyi oldum. Dedim kızımı arayayım da ondan dinleyeyim. Neyi dinleyeceksin anne? Baban erkek arkadaşına tanışmış. Pek beğenmiş, pek sevmiş çocuğu. Bir övdü, bir övdü. Kerem miydi adı? Evet anne, Kerem de. Babam nerede tanışmış Kerem'le, ne alaka? Anlatmadı ayrıntısı. Hep arasında geçti sadece. Haberim yok kısımda. Tamam anneciğim, ben seni sonra arayacağım. Murat, çok geç kaldım. Çok özür dilerim. Ya düğün hazırlıkları falan derken zamanın nasıl geçtiğini anlamamışım ya. Otur Didem. Ay evet, oturmalıyım. Gerçi otururken de yoruluyorum ben. Fikir canlı olmak o kadar zor ki. Ya düşününce asistanım hayat koşturdu zannedersin ama düğün davetiyelerine bak, masa kartları, çiçek renkleri falan. Ya benim de iki gözüm var ama değil mi? İnsaf yani. Konuşmamız lazım. Ben de onu dedim zaten. Konuşmamız lazım dedim. Murat'la karar vermemiz lazım dedim. İdem, konumuz bu değil. Hı. Ne peki? Birlikte yaşamamız. Sen bir söyle bakalım. Konuş. Nerede, ne zaman tanıştın babamla? İpek, bak büyütülecek bir şey yok. Tamamen tesadüf oldu. Bırak ya. Ne demek büyütülecek bir şey yok ya? Sen bana bunu nasıl söylemezsin Kerem? Ya benim ailemle ne işin var ya? Oyun mu oynuyoruz burada? Destur diye bir şey var oğlum. İpek, tamam yapma. İpek bir sakinleş. Kötü bir şey olmadı. Ben zaten bahsedecektim sana. İpek yapma. Alo Kerem'cim, nasılsın oğlum? Bana verdiğin 20.000'i teslim etmeyip be. Merak etme, kuruşu kuruşuna 20.000. Aynen dediğin gibi, sen getirdin biliyorum. Bak bizim oğlanın dükkanını açtık, vallahi bir gün çaya bekliyorum mutlaka. Seni çok sevdim ben Kerem'cim. Ya birlikte ortak bir şeyler yaparız belki. Alo. Alo, Kerem. Alo. Babam bugün seninle birlikte yaşamamız konusunda gelip benimle konuştu. Aa, öyle mi? Öyle, öyle. Hayatım ve kararlarım konusunda hiçbir şekilde fikrini beyan etmeyen adam bugün gelip benimle bu konuyu konuştu. Onunla da Derya anne konuşmuş. Acaba Derya anne ile kim konuştu? Ben konuşmadım. Gerçekten yemin ederim ben konuşmadım. Ben bir şey demedim. Otur şuraya. Didem bak, ne yapmaya çalıştığının gayet farkındayım, tamam mı? Ben bir şey yapmaya çalışmıyorum. Ben sadece seninle evlenmek istiyorum. Ve çocuğumu sevdiğim adamla büyütmek istiyorum, o kadar. Evet ama böyle yapmaya devam edersen o çok istediğin nikah da olmayacak. Ne demek o? Ben senin çocuğunu hamileyim, ne demek nikah olmayacak? Şu demek oluyor. Benden habersiz hamile kaldım. Çocuğuma sahip çıkmak için evet seninle evleniyorum. Ama hayatımı ele geçirmeye izin vermeyeceğim. Bunu sakın unutma. Ya biz orada İpek'i öyle bir başına bırakarak yanlış bir şey mi yaptık ya? Benim aklım onda kaldı, durunamıyorum ben. Bir başına bırakmadık ki aslında. Kerem yanında. Tamam ben düşünce bir kararsız kaldım ama ikisinin meselesi.
Yani Kerem de merak etme bende deyince. Gerçi bir yerde iyi oldu biliyor musun? Kız yüzümüze bakamıyordu utançtan. Ya hayat bu ne biçim bir baba ya? Böyle baba mı olur? Tamam sakin ol. Zaten bir telefon mesafesindeyiz. Ararsa kopar gideriz yanına. Aa! Sen nereden çıktın ya? Ya sen ne tatlı şeysin. Siz tanışıyor musunuz? Evet. Bu benim başıma tatlı belası. Bulup bulup peşime düşüyor da ortağı nerede acaba? Kuzum senin bir de arkadaşın mı var? Yani o Watson. Bu yakışıklı da Sherlock. Ya hayat bir şey söyleyeceğim. Bunun sahibi falan varsa öyle merak etmesin kayboldu diye bizim yanımızda çünkü. Sahibi değil. Yani yeminin suyunu veriyor diye sahibi olmadığını düşünen bir deli. Hatta grup grup için en normal deli. Hayat. Bu laftan anlıyor gibi bakıyor. Anlıyor zaten. Ne olur bana kızma. Tek istediğim aranızı düzeltmekti. Sorunları çözmek için yardım etmekti. Ben sana kızdığım için ağlamıyorum zaten. Çok utanıyorum. Kerem çok utanıyorum ya. Yüzüne bakacak halim kalmadı. Bu nasıl söz ya? Bu nasıl söz? Senin yüzün benim güneşim, ışığım. Hem senin ne suçun var ki? Arkadaşına yardım etmek mi suç? Babandan destek istemek mi suç? Ya Allah aşkına. Hangi baba evladının sevdiği adamı daha ilk görüşte kullanmayı akıl eder ya? Hangi baba? Seni de kandırdı, beni de kandırdı. Ben sandım ki beni önemsiyor sandım. Bana değer veriyor sandım. Beni seviyor sandım. Eğer sen misin o ya? Bana değer veren, beni önemseyen, bana kıyamayan. Sen misin? Teşekkür ederim. Ya gel buraya. Gel. 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 Asıl ben teşekkür ederim. Onca yoldan, hayattan geçip sen oldun. Bana geldiğin için. İpek, istediğin sıfatla karşındayım. İstediğin sıfatla. Seni harbiden çok seviyorum ben ya. Ay bu ciddi ciddi bizimle geliyor. Hadi Sherlock yeter bu kadar eskortluk. Bak sağ salim geldik evimize. Hadi güzelim senin evine biz evimize. Bir şey söyleyeyim mi? Bu niyeti bozdu bize taşınmaya karar verdi. Ne oluyor ya? Aslı, Fadik teyze bahçemize kiracı mı almış acaba? Neredesin ortak? Senin ne işin var burada? Sen bunu tanıyor musun? Evet, sen bahsettiğin Watson bu işte de. Bizim bahçeye neden demir atmış bilemedim. Siz de mi burada oturuyorsunuz? Siz de derken? Hiç bana. Ana! İbrahim! Hala? Yakışıklım! Ne zaman geldin sen? Oy canım benim. Yalnız şu sakalları kes. Aman. Yoksa o İbrahim. Bu İbrahim Allah korusun. He he bu Fadi'nin yeni İbrahim. Deli İbrahim.
dediniz deli? Bilmediğiniz delilerden. İbrahim Kara. Namı değer Doktor Watson. Bu da ortam Sherlock. Buralarda bir yerdedir herhalde. Ben içecek bir şey alacağım. İster misin? Olur. Olur. Öf. Efendim? Evet benim. Tamam, ben de sizden haber bekliyordum. Nedir durum? Ya gerçekten mi? İnanmıyorum. Bugün alabileceğim en güzel haber verdiniz bana ya. Süper. Sperm için ben bir gün daha bekleyemezdim. Benim hemen hamile kalmam gerekiyor. Tamam. Tamam. En kısa zamanda geliyorum buraya. Harika. Evet. Evet, aşılama doğru olacak. Teşekkürler. İyi günler. İyi günler. Aşk laftan anlar mı? Tesadüflere inanmam. Benim bir bildiğim yok. Çok bilenlere